Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bissalihin. Sadakallahu lazim. Evet, bugünkü uzaktan eğitim kapsamındaki tefsir dersini vahiy konusunu işleyerek yapacağız inşallah. Bu konu için referans olarak da Profesör Cerrahoğlu'nun Tefsir Usulü kitabını alıyoruz. Sayfa 37-41. Şimdi önce slaytımızı bir açalım. Evet. Konumuz vahiy. Kur'an-ı Kerim tabi vahiy yoluyla inmiştir. Malumumuz. Vahiy lugaten. Şimdi her kelimenin bir lugat manası vardır. Bir de istilahi manası vardır. Lugat manası sözlükteki manadır. Filolojik manasıdır. Yani lugat ilmi önemlidir tefsir ilminde. Tüm ilimlerde lugat ilmi önemlidir. İslam ilimlerine, dini ilimlere mani olmak için önce ne yaparlar? Lugat ilmini, lugatı bozarlar. Yani dinin lugatını yeni uyduruk kelimeler ile yerleştirerek eskimez kelimelerden arındırarak, tabir caizse onların tabiriyle, millet dinden, imandan soğusun, öğrenemesin diye bir dilin lugatını bozmak en büyük darbedir. Önce harf, sonra lugat. Şimdi lugat vahiyde ne demek? Yani düzeltiyorum. Vahiy lugatta gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, ima ve işaret etmek, acele etmek, seslenmek, fısıldamak, irsal, birine mektup yazmak veya revolüasyon bir gizli bir şey ifşa etmek manalarına geliyor. İslami istilahta ise vahiy, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e gelen ilahi emirler vahiydir. Tabi hadis-i kutsiler vardır. Bunlar vahiy hükmüne girmez. Bunlarla çünkü ibadet edilmez, namazda okunmaz. Kelamı değil de manası Allah'tandır. Kelamı, yani ifadesi Resulullah Efendimiz'dendir. Bu vahiy grubuna girmez. Evet. Şimdi vahyin çeşitleri vardır. Tabi bunları Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle izah ederek anlatmaya çalışacağım. Şimdi beşeri vahiy vardır, değil mi? İnsani bir vahiy. Bu Meryem suresinin 10. ayet-i kerimesinde Hz. Allah Zekeriya aleyhisselamdan bahsederken buyuruyor ki Estağfirullah فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحَى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Sadakallahu lazım. Yani o mihraptan kavmine geldi, kavmine yöneldi ve onlara vahyetti. Bakın, kırmızı işaret ettim. فَاَوْهَا اِلَيْهِمْ. Onlara vahyetti. Neyi? اَنْ سَبِّحُوهُ. Allah'ı tesbih etmelerini. Ne zaman? Bükreten, sabahları ve aşiyen, yatsı vakti. Hani bazı yerlerde asila diye geçer. Ayet-i kerimelerde asila akşam vakti. Bu aşiye ışığa vakti, yani yatsı vakti. Burada vahiy, ima ve işaret anlamlarına gelmektedir. Efendim, yani Zekeriya aleyhisselam oğlu Yahya'ya, Yahya'nın müjdesini aldığı zaman ona Hazreti Allah 3 gün susarak oruç tutmasını emrediyor. Ve o da konuşamadığı için kavmine işaretle vaaz-ı nasihatte bulunuyor. Bu anlattığımız beşeri vahiy. Yani tabi kitapta gayri ilahi vahiy diye başlık atılmış. Ben de tabi gayri ilahi olduğu için beşeri vahiy, insandan gelen bir vahiy, bir işaret anlamında böyle almış oldum. Tabi ilahi fakat peygambere olmayan vahiyler vardır. Bunlar da sırasıyla birincisi yeryüzüne emirdir. Yeryüzüne vahiydir. Bu da Zilzal suresi. İzâ zülziletil ardı zilzâleha. Cenab-ı Hak buyuruyor ki yevme izin tuhaddisu ahbâraha. O günde arz haberlerini anlatır. Neyle anlatır? Bi enne rabbeke evhâleha. Allah'ın kendisine emretmesiyle arz üstünde, altında, neresi yani çevresinde ne yaşandıysa, yaratıldığından kıyamete kadar ne yaşatıldıysa ve yaşandıysa hepsini diyor anlatır arz. Yani gizli kapaklı bir şey kalmayacak. Her şey ortaya çıkacak o gün. İşte burada evha, Cenab-ı Hak ne yapıyor? Yeryüzüne kıyamet gününde hadi anlat bakalım diye emrediyor. Talimat veriyor. Bu bir vahiy kelimesi kullanılmıştır ama bir emirdir, bir talimattır. Sonra arılara Hazreti Allah vahyetmiştir. Yani bunları anlatmamın sebebi vahiy kelimesini duyduğunuz zaman vahiy sadece tek anlama gelmez. Onu anlamanız için bunları burada anlatmaya çalışıyorum. Nahil suresinde Estağfirullah ve evha rabbuke ilen nahli en ittehidi minel cibali büyüten ve evha rabbuke Rabbin vahyetti. Neye veya kime vahyetti? İlen nahli bal arısına. Yani en nahli, nahl önündeki el takısı onu ismi cins yapar. Yani Gattungsname. Almanca Gattungsname deniyor. İsmi cins yapar. İsmi cinsler de dişildir. Yani müennes okunur. Efendim cins olduğu için bir toplumu, topluluğu anlattığı için. Onun için ittehizi sen edin. Neden? Minel cibali dağlardan. Ne? Büyüten. Evler yani dağlara kovan yap. Kendine yuva yap diye Cenab-ı Hak arıya vahyediyor. Peki buradaki vahyin manası nedir? Ona yaratılışında yani ilk yarattığı arılara böyle fıtratına bir kod yerleştiriyor. İçgüdü yerleştiriyor. Değil mi? İçgüdü deniyor. Bunu yerleştiriyor veya DNA'sına yerleştiriyor. Arıların nesli devam ettikçe ne yapıyor? Bu içgüdü devam ediyor. Yani o bir kere oluyor o vahiy, o talimat ama bu nesilden nesile devam ediyor. Buna içgüdü deniyor. İçgüdüsüyle arılar önce yuva yapıyorlar. Sonra tabi ayetlerde ayet-i kerimenin devamında Nahl suresi 68-69 dağlardan işte onların diyor çardaklarından kendine evler yap. Sonra meyvelerin, çiçeklerin, işte nektarlarından al. İnsanlara şifa veren bir madde yap diye orada ona ilham ediyor. Yani onun DNA'larını yüklemiş oluyor Cenab-ı Hak. Burada da vahiy ne fıtri bir ilham anlamına geliyor. Yani ilham ediyor. İçgüdü halinde. Sonra Enfal suresi 12. ayet-i kerimesinde Estağfirullah. İz yuhi rabbike ilel melaiketi inni ma'akum. Kitaptan tamamını okuyayım da. Evet. İz yuhi rabbike ilel melaiketi inni ma'akum. Felistebbitullezine fesebbitullezine amenu seulqi fi kulubillezine keferu ruba. Yani Bedir Harbi'nde Cenab-ı Hak meleklere vahyediyor. Tabi meleklerin de kısımları var. Mukarrabun melekler var. Büyük melekler var. Bunlar tabi her melek Cenab-ı Hak'la direkt konuşamıyor. Yani yakın melekler hariç. Onlara ne yapıyor? Onlara vahyediyor Cenab-ı Hak. İlham olarak vahyediyor. Bedir Harbi'ne diyor ki ben sizle beraberim. İman edenleri tesbih edin. Yani onları sabiti kadem yapın. Ve kafirlerin de diyor ben kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Siz de onların boyunlarını vurun diyor meleklere. Yani meleklerle müminlere yardım ettiği zaman böyle buyurmuş Cenab-ı Hak. Bu da meleklere ilham. Vahiy burada ilham manasına. Sonra Maide suresinde havarilerden bahsederken ve iz evhaytu ilel havariyine en aminu bi ve bir rasuli kalu amenna ve şed bi ennena müslimun. Havarilere Hazreti Allah ilham etti. Çünkü havariler peygamber olmadığı için onlarla direkt veya melek vasıtasıyla konuşmadı. Ne yaptı? Kalplerine ilham etti. Ne dedi? En aminu bi, bana iman edin, peygamberime iman edin diye ilham ediyor. Onlar da diyorlar ki ya Rabbi sen şahit ol, biz müminlerdeniz diye havarilerle cevap veriyorlar. Bu da aynı şekilde ilham anlamına geliyor. Yine Kasas suresinde Hz. Musa'nın aleyhisselamın annesine Cenab-ı Hak çocuğunu dünyaya getirip de tabi Firavun'un şerrinden çocuğuma bir şey olacak diye korktuğu için telaşlanıyor ve Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onun kalbine ilham ediyor. Estağfirullah. Ve evhayna ila ümmi Musa en erdi'ihi. Biz Musa Aleyhisselam'ın annesine ilham ettik. Yani vahyettik, ilham ettik anlamında. En erdi'ihi, onu emzir ve korkuya kapılırsan onu diyor nehre bırak ama korkma, üzünlenme, biz onu sana reddedeceğiz, yani sana geri vereceğiz ve onu murselinden yapacağız diye kalbine ilham ediyor Hazreti Allah. Bu da aynı şekilde vahiy olarak zikredilmiş ama ilham manasında. Evet. Şimdi gerçek vahiy, bizi ilgilendiren vahiy bu kısmında Cenab-ı Hak peygamberlerine vahiyler göndermiş. Tabi melekler vasıtasıyla. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam, onun görevi nedir? Peygamberlere Allah'ın emirlerini ulaştırmak. Bu gerek sözlü emirleri gerekse kitabi emirlerini peygamberlere ulaştırmak Cebrail aleyhisselamın büyük vazifelerinden birisidir. Yani Nisa suresinde Hazreti Allah buyuruyor ki 163 ayet 163 Bismillahirrahmanirrahim. İnne evhayna ileyke, biz sana vahyettik. Ne gibi? Kema evhayna ila Nuhin. Nuh Aleyhisselam'a vahyettiğimiz gibi. Bakın Nuh Aleyhisselam'a kitap gelmemiştir ama Cenab-ı Hak ona da bazı şeyleri vahyetmiştir. Ama bunlar sözlü emirlerdir. Tabi başta insanların tevhide gelmesi, değil mi? Tevhid, yani orada ibadet adına bir şey bilmiyoruz, vardır mutlaka ama ilk önemli konu nedir? Tevhiddir. Tüm peygamberler tevhide davet etmiştir. Şimdiki Yahudilik, Hristiyanlık, onlar bile tevhide davet maksadıyla İslam olarak gelmiştir. Tabi sonra isimleri değişmiştir. O ayrı konu. Daha kime vahyettiğimiz gibi ve nebiyyine min ba'dihi, Nuh'tan sonra, Nuh Aleyhisselam'dan sonraki peygamberlere de vahyettiğimiz gibi. Ve evhayna ila İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'a vahyettiğimiz gibi buyuruyor. Ve İsmail'e ve İshag'e ve Yakup vel esbat, yani esbat torunlar, Yakup Aleyhisselam'ın torunları. Yani bu şu demek, İsrail oğullarının peygamberlerine de vahyettiğimiz gibi demek. Ve İsa ve Eyyübe ve Yunus'a ve Harun ve Süleyman ve Ateyna Davud'a Zebur'a. Davud'a da ne yaptık? Zebur'u verdik. Yani burada Cenab-ı Hak vahiy için nasıl ki diğer peygamberlere vahyettik ise sana da aynı şekilde vahyettik buyurmaktadır. Peki nasıl oluyor Cenab-ı Hakk'ın kullarına emirlerini bildirmesi? Bu da 3 yolla oluyor. Bu da başka bir ayet-i kerimede. Şura suresi 51. Yani bu ayet-i kerimeler tabi orijinalleriyle beraber bu kitapta var. Manalarıyla beraber. Bunları yani bunları okumak isteyen, biraz daha derinlemesine anlamak isteyenler kitaba mutlaka baksınlar. Sayfaları da yazıyor zaten. Bu konu sayfa 39'da bakın. Yukarıda yazıyor. S39. İlahi vahiy S39. Şimdi Cenab-ı Hak kullarına emirlerini 3 yolla ulaştırıyor. Yani şer'i ilimleri. Biz dini ilimler o kısımları bilmiyoruz. Bizi ilgilendiren şer'i ilimler. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere şer'i hükümleri Cenab-ı Hak 3 yolla bildiriyor. Birincisi, tabi önce ayet-i kerimeyle okuyalım da teberrüken. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illa vahyen. Allah hiçbir beşerle, yani insanla veya mükellefle diyelim. Tabi burada eşref-i mahlukat olduğu için beşer, yani insanı zikretmiş fakat ins ve cinni kastetmiştir. Cenab-ı Hak bunlarla, mükellef olan bu varlıklarla birebir konuşmaz. Ancak illa burada istisna var. 3 şey istisna. İlla vahyen, ya vahiy yoluyla konuşur. Ev min verâ hicabin, ya veya bir hicab, perde arkasından konuşur. Ev yursile rasulen feyuhi bi iznihi ma yeşâ. Veyahut da diyor o beşere, yani ins ve cinne bir rasul göndererek konuşur. Bir rasul göndererek. İnnehu aliyyun hakim. O yücedir, değil mi? Ali'dir, uludur, ulu, hakimdir. Ulu kelimesi şimdi aklıma geldi de konuyu dağıtmak istemiyorum ama ulu kelimesi bu ala ya'lu, ulu Arapça bir kelimedir, yani ulu, yüce demek, ulu. Bu ala'dan geliyor. Ala ya'lu, uluven. Uluveni cezm üzere okuduğun zaman ulu çıkar. Mesela ulu Hakan derler. Yani büyük Hakan, yüce Hakan anlamında. Hakim de hikmet sahibi. Yani her yaptığında bir hikmet olan, mala yani sebepsiz, faydasız bir şey yapmayan veya konuşmayan anlamında. Hikmet sahibi. diyebiliriz. Dediğimiz gibi bunlardan birisi Cebrail aleyhisselamla rasullerine Cenab-ı Hak vahiy etmiştir. Hükümlerini, emirlerini bildirmiştir. Veya Musa aleyhisselam misalinde olduğu gibi bir perde, bir ağacın arkasından konuşmuştur ama kendisini göstermemiştir. Veyahut da diyor üçüncü olarak da rasulleri vasıtasıyla o rasullerin ümmetlerine tebliğ, o rasullerin tebliğ etmesiyle Cenab-ı Hak hükümlerini ulaştırmıştır. Tabi sadece bu peygamberimize mahsus olarak biliyorsunuz bu icma ile sabittir. Efendim Miraç hadislerinde görebiliriz. Sonra Necim suresinde değil mi? Orada Kabe Kavseyn geçiyor. Yani Cenab-ı Hak o kadar yaklaştı ki hani iki yayın uçları mesabesinde. Yay biliyorsunuz silah, eski silahlarda. Onların iki ucu mesabesinde Cenab-ı Hakk'a yaklaştı. Cenab-ı Hak orada kendisine perdesiz olarak Bakara suresinin son iki ayetini okudu ve 5 vakit namazı orada emretti. Ve üçüncü olarak da ümmetine hediye olarak da ümmetinden şirk üzere, şirk günahıyla ölmeyenleri affedeceğini Cenab-ı Hak Resulüne orada söz verdi. Evet, 20 dakika aşağı yukarı dolmuş durumda. Fazla uzatmadan burada bitirmiş olalım. Üniversitemizin bu uzaktan eğitim programı kapsamında böyle derslerimiz inşallah devam edecek. Tabi İlahiyat Fakültemiz ücretsizdir. Mutlaka dünyanın her yerinden online olarak katılabilirsiniz. Yani şu an uzaktan eğitim ama efendim bir ara online'dı. Bir ağız alışkanlığı online dedim ama uzaktan yani eğitim katılabilirsiniz. Bu videoları dinleyerek sonra bu anlatılan konular hakkında ara ara testler oluyor. Hani konular anlaşılmış mı anlaşılmamış mı diye. Bu şekilde dersler inşallah devam edecek. Ama tabi böyle sonunda akredasyon dolayısıyla da belirli icazetler yani sertifikalar ve diplomalar verilecek. Bir de manevi sosyal rehberlik yani Almanca Seelsorge denilen efendim manevi destek veya müsteşarlık adı altında bir akademimiz var. İlgi duyanların da bu konuya ilgi duyanların da bu konu hakkında bilgi almak için mail yoluyla sorularını sorabilirler. Evet, cümleten hayırlı akşamlar. Yarın akşamda Mevlid Kandili, cümleten kandiliniz mübarek olsun. Cümlemize maddi manevi bereketler ve yeni kapılar, hayırlı kapılar açılmasına vesile olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.